Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde amca Salim Güran'la ilişkisi olmadığını söyledi. Narin'in Salim Güran'ın otomobiline binmediğini anlatan Yüksel Güran, "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" ifadesini kullandı. Narin Güran cinayetinde zanlıların savcılık sorgusu tamamlandı. A Haber anne Yüksel Güran'ın ifadesine ulaştı. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde bir başkasının evin önünde olduğunu gördüm. Kendisiyle de bir araya da gelmedik diyor. Yani gördüm ama yan yana gelip konuşmadık manasında tahminen bu cümleyi kuruyor. Bu kez savcı o herkesin merak ettiği soruyu yöneltiyor. Sizin diyor acaba bu kapsamda amcayla olan bir durumunuzu mu gördü Narin diye soruyor savcı. O da anne şunu söylüyor. Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz. Anne Yüksel Güran savcılık sorgusunda yasak aşk iddialarını reddetti. Bazı ifadeler ve yine basına yansıyan bazı iddialar vardı. Anne ile amca arasında bir ilişki olabilir mi şeklinde. Anne bu iddiaları da yalanlıyor. Benim böyle bir adamla bir ilişkim yok ifadesini kullanıyor. Savcı tutuklu amca Salim Güran'ın arabasından Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuştu. Bununla beraber altın çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi elbette ki Salim'in aracındaki DNA'lar. Bunlara ilişkin de bilgi veriyor. Buna dair olarak da anne anlatırken biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik diyor. Aslında bu soru sorulurken anneye şöyle soruluyor. Babası Arif Güran'ın da arabasında arama yapılıyor ancak Narin'in bir DNA'sına rastlanmıyor. Buna rağmen neden amca Salim Güran'ın arabasında DNA'ya rastlanıyor? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Neden olmuş olabilir diye soruluyor. Anne ise biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi diyor. 14 Temmuz tarihinde Berat'ın nişan merasimi için binmiştik. Ama Narin arka koltukta oturuyor diyor. Burada altını çizelim isterseniz. Narin arka koltukta oturmasını söylemesi annesinin önemli. Çünkü DNA'lar ön koltukta bulundu. Bu dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. Aracın ön koltuğundaysa anne o gün başka birilerinin oturmakta olduğunu söylüyor. Ve o aracı da hiç binmediğini söyleyerek de Narin'in de 14 Temmuz tarihinde o araca bir daha hiç binmediğini söylüyor. Salim Güran'la itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yakın arkadaş olduğunu da söyledi. Sabri soruyu sorarken şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Nevzat Bahtiyar, itirafçı dediğimiz kişi, ifadesinde kızınız Narin'in cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatın diyor. Anne ise hiçbir bilgim yoktur yanıtını veriyor. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler, iyi arkadaştırlar. Ben onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Ben bu hususu ilk defa jandarmada gözaltına alındığımda öğrendim. Bizim Salim'le ailecek bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum diyor. Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz diye soruyor. Anne ise benim şüphelendiğim kimse yoktur. Kocamın da husumetlisi olup olmadığını bilmiyorum diyor. Anne Yüksel Güran olay günü Salim Güran'la da bir araya gelmediğini ifade etti. Tutuklananların arasında yer alan anne Yüksel Güran birçok kez kameralara da konuştu. Kızının amcası Salim Güran'ın evine gitmeye hazırlandığını söyleyen anne, cinayet sonrası yapılan yorumlara da tepki gösterdi. Çarşamba günü 1'e kadar biz burada yemek yiyorduk. Dedi anne ben kalktı, bulaşımızı ben yıkadım, tozu aldı. O da televizyon tozu aldı. Bir baktım, saate baktı. Dedi anne Kur'an kursuna geç kaldım. Dedi, amca kızı akşam dedi birlikte gidelim ya. Aklına yeni geldi. Ay ben Kur'an kursuna geç kaldım. Dedim kızım hem sıcaktır oğlum da evdeydi, bu da evdeydi. Dedim gitme zaten ders bitti. Dedi anne 4'te kadar ders var. Allah'ın sevinse 4'ten sonra da ben amcam güle gideceğim. Ben hiç ağırmadım. Kızım gel sonra akşam üstü git. Saat 6 oluyor bırakıyorum. Dedi biraz dışarı çıksın. Hep içeride olmuyor. Güneştir. Diyor anne ben hiç ağırma ben amcam kıza gideceğim. Kızım gitti daha gelmemişti. Kızım bir de evdeydi. Biz öğle yemeği yemişiz. Saat tam ben baktım saat tam 1'di.
O sıfırayı yıkadım. O da televizyon tozu aldı. Sonra baktım bir de bir saate baktı. Dedi, ay ben Kur'an kursuna geç kaldım. Dedim kızım gitme, sıcaktı. Zaten ders bitmiş. Dedi anne 4'te kadar ders var. Yalvarıyorum sana beni çağırma. Sonra amca Hüseyin'le gideceğim. Çocukları yeni tatilde gelmiş. Kızları üzlemişim. Sadece ben bunu gördüm. Ben bunu duydum da ben kızımı görmemişim. Bu tek vardır. Kese diyorum. Kimse yok ayağına tutayım. Kimse yok onun kapısını çalayım. Kimse ben düşünemiyorum, bulamıyorum. Eğer bilseydim kapını çalardım, yakanı tutardım. Ama ben bilmiyorum kimdir. Bir caddeye bırak, bir köşe hastaneye bırak. Ben bunu senden istiyorum. Ben daha senden ne isteyeceğim? Ne istiyorsa sana veririm. Ben çürüyeyi satarım sana veririm. Sana davacı olmayacağım, peşine koşmayacağım. Yeter ki kızımı bana gönder bir köşe ya. Ev yakındır bize. Biz tepede, onlar aşağıdadır. Görüyorum çocuklar oynuyorlar, halalarımız gelmiştir, amcam orada oturuyor. Ben diyorum Narin orada oynuyor. Ben de zaten izin benden aldı, dün de razıdır. Oğlum dedi anne valla ben çok acıkmışım. İşte bu saatte çoktan yemek yemiştim değil mi? Ölürüm sana oğlum. Kış git bak bu küçük oğlum oradaydı. Dedim git kardeşini tepede çağır. Yemek hazırdır. Süframızı serdik. Yememizi mutfakta hazırladık. Baktım geldi anne Narin orada dedi. Nasıl Narin yok diyor. Valla Narin oraya gitmemiş. Bir aşağı burada tepede çağırıyorum onu. Yani o kadar masrafımız yoktur. Karısına da çağırdım maşallah dedim Narin'i. Nerede Narin eve gelsin dedim. Valla Yüksel Narin burada değil. Kızını söyle hele Narin size gelmiş. Dedi valla Narin çoktan eve gelmiş. Telefona sarıldım, eltimi aradım, diğerleri aradım, kız kardeşimi aradım. Valla Narin ortada yok. Hemen koşarak ben de iki oğlum böyle koşarak gittik kapısını çaldık. O da çok şaşırdı dedi valla Yüksel Narin hiç bize gelmemiş bugün. Gittim camiye gittim, kapısını çaldım, vurdum, bağırdım, çağırdım. Dedim bütün köye ayak kalsın, kızım nerede? Bir baktım, valla çocuk küçük değil. Dedi valla Yüksel abla 6'da da kızım buradaydı. Bazen insanlar bizi çok üzüyorlar. O kadar çirkin yorumlar geliyorlar ki. O kadar benim çocukları üzüyorlar. O kadar devletin polisleri jandarmaya meşgul ediyorlar. Yani gerçekten kendinde utansınlar. İnsan çocuk böyle bir kız çocukla dalga geçemez. Ben bütün Türkiye'le söylüyorum bunu. Çok ayıp. Yani insan böyle bu çocuklar bir ana yüreği o kardeşleri bu halde nasıl bu yorum yapıyorlar? Yazıklar olsun onlara. Ben bunu dile getiriyorum. Önce bunu getiriyorum. Çünkü bizi çok üzüyorlar. O masajlar gerçekten bizi 1000 kere öldürüyorlar bunu. Biz 2 gündür gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederim. Ben onlara teşekkür ederim. O kadar seviniyorum ki. O kadar ciddiçe davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim onlara. Ben bunu dile getiriyorum. Yani o kadar seviniyorum ki. İyi ki böyle bir şey devletimiz yapıyor. Hepsi benim kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını götürsün, abisini götürsün. Her şeyi dile getiriyor. O kadar bir seviniyorum, mutluyuz ya. Onları görüyorum, gözyaşı yap. Bu kimse biliyor ben o kıza o kadar düşkünüm. Ailem ona düşkün, bana yaptılar. Yalvarıyorum bizi kızımı bırak, Narinsiz bırakma. Okula az kaldı abi. Bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda Narin olmasa yaşayamıyorum. Gerçekten yaşayamıyorum.